anne ile kızı arasındaki ilişkinin kutsal ve eşsiz olduğunu herkes bilir. Fakat peki ya babalar? Uzmanlar bir kız çocuğunun babasıyla kurduğu bağının ya da bunun eksikliğinin gelecekteki davranışlarını, aşk hayatını ve başarısını bile belirleyebildiği konusunda hemfikirler. Ama teker teker ilerleyelim ve şununla başlayalım. 1 numara. Özel ilişkiler. Birkaç 10 yıl önce bir babanın çocuklarının büyütülmesi konusunda önemli bir rol oynamasını hayal etmek zordu. Erkek, ailesine istikrarlı hayat koşullarını sağlamakla çok meşgul olduğu için bu kadının görevi olarak görülürdü. Neyse ki kültür yavaşça da olsa değişti ve baba kız ilişkisi için yeni kapıları araladı. Bugünlerde birçok baba en başından itibaren kızıyla ilgileniyor, onu doyuruyor, bezini değiştiriyor ve ağladığında sakinleştiriyor. Bizim kuşağımızın bizden öncekilere göre baba sevgisinden ve ilgisinden daha büyük bir pay aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu değişikliğin bizi nasıl şekillendirdiğine de inanamayacaksınız. 2 numara. Duygusal sağlık. Biraz tuhaf gelebilir ama çocukken babanızla geçirdiğiniz kaliteli zamanların yetişkin hayatınızdaki duygusal durumunuza olumlu etkileri oluyor. Dr. Linda Nielsen tarafından yürütülen bir araştırma, babasıyla iyi bir ilişkisi olan bir kız çocuğunun endişe ve depresyon yaşama riskinin daha düşük olduğunu göstermiştir. Üstelik babalarıyla sıkı duygusal bağları olan kızlar, babalarıyla sağlam ve sevgi dolu bir ilişkisi olmayan kızlara göre stresle çok daha iyi başa çıkıyorlar. Ne yazık ki hepsi bu değil. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry'de yayınlanan bir çalışmaya göre, baba-kız ilişkisi yeme bozukluklarıyla ilgili temel faktörlerden biridir. Bu durumda sorunun kökenini bulup aşmanıza yardım etmesi için iyi bir psikologla konuşmak çok önemlidir. 3 numara. Öz imaj ve özgüven. Konu sağlıklı öz saygı ve kendi değerinizi bilmek olduğunda babanızla olan ilişkiniz bu hususlarda ve olumlu bir öz imaj yaratmada büyük rol oynar. Çocukluktan kafa karıştırıcı ergenlik dönemine geçtiğinizde hayatınızdaki iki en önemli insandan biri olarak babanız sizin emniyet ağınızdır. Sizinle iletişim kurma şekli yavaşça ama emin adımlarla kendinizi ve yeteneklerinizi nasıl gördüğünüzü şekillendirir. Babanız hayatınızdaysa, hislerinize saygı duyuyorsa ve güven ve dürüstlüğe dayalı bir ortam yaratıyorsa büyük ihtimalle yetişkinlik hayatınızda kendinizi tamamen güvende hissedersiniz. Fakat o umursamıyorsa ya da daha da kötüsü yaptıklarınızın yeterli olmadığını söyleyip duruyorsa güvensizlikleriniz büyüyecek ve öz saygınızın yere çakılmasına neden olacaktır. Hiç hoş değil. 4 numara. Romantik ilişki. Küçük bir çocukken önünüzde iki temel örneğiniz olur. Anneniz mükemmel bir kadını sembolize eder. Babanız da mükemmel bir erkeği ifade eder. İşte bu yüzden bir kız çocuğunun gelecekteki romantik ilişkileri üzerinde etkili olan en önemli etmen babanın bu husustaki etkisidir. Dr. Jennifer Kronberg bir babanın bir erkekle kurulan ilişkinin nasıl olması gerektiğini gösteren ilk modeli oluşturduğunu söylüyor. Onun davranışları küçük bir kıza saygı ve sevginin gerçekte ne anlama geldiğini gösterir. Küçük çocuklar çok çabuk kavradığı için bir kız çocuğu bilinçaltında babasının annesi ve diğer kadınlarla olan ilişkisiyle ilgili her şeyi hatırlar. Çalışmalar da bu modeli doğrulamaktadır. Marriage and Family Review dergisinde yayınlanan araştırma, olgun kadınların zihinsel olarak babalarına benzeyen erkeklerle flört ettiğini ve uzun soluklu ilişkiler kurduğunu ortaya çıkarmıştır. Çok erken yaşlardan itibaren bir baba figürünün olmaması veya babanın istismar eden davranışları bir kadının yetişkinliğinde erkeklerle kurduğu iletişim şeklini önemli ölçüde etkilemektedir. 5 numara. Kariyer ve başarı. İlk bakışta baba-kız ilişkisi ve kariyer başarıları arasında bir ilişki yokmuş gibi görünse de sayısız çalışma aksini gösteriyor. Baba-kız çocuğu ilişkisi ve aile etkileşimleri başlıklı bir makale, entelektüel başarılarını etkin bir şekilde destekleyen bir babası olan genç kadınların bir baba figürü olmayan kız çocuklarına kıyasla akademik olarak çok daha başarılı olduğunu belirtiyor. Fathering and Child Outcomes kitabında geçen ve 13.000 çocuğu kapsayan bir çalışma, bir kız çocuğunun akademik başarısının annesinden çok babasıyla olan ilişkisiyle daha yakından ilgili olduğunu göstermiştir. Elbette sorunlu aile geçmişlerinden gelen güçlü, bağımsız ve başarılı kadınlarla ilgili sayısız örnek de mevcuttur. Yine de sağlıklı bir baba-kız bağının hayatın en şaşırtıcı alanlarında bile gerçek farklar yaratabileceğini unutmamak gerekir.
Babaların kızlarının hayatında önemli bir rolü olmasına rağmen her kız çocuğu için belirgin ve sevgi dolu bir anne figürünün olmasının da nasıl bir önem arz ettiğini unutmayalım. Mother-Daughter Wisdom kitabının yazarı Dr. Christian Northrup, bir annenin kızıyla olan bağının ilerideki tüm ilişkilerinin ve davranış kalıplarının zeminini hazırladığını doğrulamaktadır. Bir ebeveynin diğerinden daha değerli ve önemli olmasının ihtimali yoktur. Bu yüzden her iki ebeveynin de çocuğunun güven içinde kendisinden hoşnut ve mutlu büyümesi için ona tüm sevgisini, ilgisini ve şefkatini vermesi gerekmektedir. Gerek babalar, gerekse anneler çoğu zaman kendilerine önemli bir soru sorar. Acaba nasıl kendinden emin ve korkusuz bir kız çocuğu yetiştirebilirler? Psikologların bu hususta birçok paha biçilmez tavsiyesi var. The 9 Key Techniques for Raising Respectful Children Who Make Responsible Choices kitabının yazarı Dr. Karen Ruskin, kızınızın görüntüsünden çok aklına iltifat etmenizin daha iyi olduğuna inanıyor. Yani elbisen çok güzel demek yerine giysilerini bir araya getirme şeklini sevdiğinizi bilmesi kızınız için çok daha sağlıklıdır. Bu sayede küçük kıza sürekli görünüşü için endişelenmek yerine aklının güzelliğine ve kişiliğine önem vermeyi öğretebilirsiniz. Kanadalı Kadınlar Vakfı'ndan Sarah Ruddle, iyi bir dinleyici olmanın ve kızınıza sağlıklı bir düzeyde onaylanma hissi sağlamanın da işe yaradığını söylüyor. Kızınız küçük bir çocuk ya da ergen olsa da duyulmaya ve duygularının önemli olduğunu hissetmeye ihtiyacı vardır. Kızınızın tüm hislerini ve duygularını ifade etmesine, onu yargılamadan ve sözünü kesmeden izin vermeniz ve hikayesini anlattıktan sonra olumlu yanlarını görmesini sağlamanız daha iyi olacaktır. Bu yaklaşım sadece bağınızı güçlendirmekte kalmaz. Aynı zamanda kızınızın aklındakileri söylemekten, duygularını göstermekten ve incinmekten korkmayan bir insan olarak yetişmesini de sağlar. Bir başka önemli şey de kızınızı sınırların ötesinde düşünmeye yüreklendirmenizdir. Ona bilgiyi olduğu gibi kabul etmeyi öğretmeyin. Aksine derinlemesine düşünmeyi, analiz etmeyi ve konu üzerinde kendi fikrini oluşturmayı öğretin. Bunu yaparsanız küçük kızınız medyanın ve toplumun ona söylediklerini hemen özümsemeyen, bunlar hakkında sorular sorarak kendi fikrini oluşturan akıllı bir kadına dönüşecektir. Kulağa hoş geliyor, öyle değil mi? Kızınız için yapabileceğiniz en iyi şey, olabileceğiniz en iyi siz olmanızdır. Büyürken anne ve babamızı mükemmel rol modelleri olarak gördüğümüzü söylediğimi hatırlıyor musunuz? Her şeyi kitabına uygun yapmaya ne kadar uğraşırsanız uğraşın, eğer mutsuz, dağılmış ve kendinize güvensiz biriyseniz, çocuğunuz bu davranış ve tutumu bilinçsiz olarak sizden alacaktır. O yüzden kendinizi her gün geliştirmeyi ve kendi ritminizi ve mutluluğunuzu bulmayı ihmal etmeyin. O zaman kızınız da sizin gibi kendinden hoşnut, şevkli, akıllı ve kendinden emin olur. Anne ve babanızın size öğrettiği en önemli şey nedir? Aşağıdaki yorum bölümünde bize anlatın. Bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone ol düğmesine tıklamayı unutmayın. Hayata olumlu bakın.